Mutlu akşamlar. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba gündemle öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Bu akşam haberler kısa sürecek. Bunun için özür diliyoruz. Çünkü bu akşam Miraç Kandili. Saat 19'da İl Müftülüğü'nün Miraç Kandili programı var. Uhud Camii'nden canlı yayınlanacak TV52'de. Dolayısıyla saat 19'da yayına girmiş olacağız. O vesileyle haberler de kısa olacak. Kandilinizi de kutluyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Siyasi partilerde dün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını yapmıştı. Bugün de AK Parti ile İYİ Parti grup toplantılarını yaptı. Liderler kürsüdeydi. Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısını bugüne kadar yapmadı. Bakalım bu hafta grup toplantısı yapacak mı? Liderlerin gündeminde de ekonomi vardı. 128 milyar dolar. Küçük bir rakam değil. Küçük rakam olsa üzerinde durmayacağım. 128 milyar dolar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 128 milyar doları kime sattın, kimlere sattın sorusuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. 128 milyar doları kime sattın? Erdoğan'a soruyorum. Damadı tasfiye etti çünkü bütün suçu damadın üstüne yıktı. Böylece kendisi temize çıkıyor damadı devre dışı bırakarak. Sen ve damadın ikiniz beraber el ele verdiniz. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Damat da damat, damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza. Muhalefetin dile getirdiği 128 milyar dolarlık rezerve ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok sözleriyle Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren Sayın Berat Bey'in o dönemlerde attığı adımları acaba CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Yok. Tutturmuşlar. Şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir, sizde. Sonra ne oluyor? İşin doğasının aksine Türk lirası değerleneceğine döviz yükseliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Vatandaş da piyasalarda artık bu iktidara güvenmiyor demek. İYİ Parti lideri Meral Akşener de partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında ekonomiyi konuştu. Hukuk ve demokraside çıta ne kadar yükselirse ekonomi de o kadar yükselir sözleriyle iktidara yüklendi. Böyle idarecilik olmaz. Böyle hizmet hiç olmaz. Bunun adı zulümdür. Sayın Erdoğan bir karar ver. Hukuk ve demokraside çıta ne kadar yükselirse ekonomide o kadar yükselir. İktidar ise maalesef bu gerçeği bir türlü göremedi, göremiyor. Ama son dönemde Batı ile ilişkilerini düzene sokmak için bazı adımları atarmış gibi yapıyorlar. Hukukta reformdan, yeni anayasadan, insan hakları ile ilgili adımlardan bahsediyorlar. Bahsediyorlar ama icraata gelince her zamanki gibi ortalıkta yoklar. Akşener, devleti yönetmek ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını gözetmeyi gerektirir ifadelerine yer verdi. Defalarca uyardık. Dedik ki, devlet yönetiyorsunuz. Devleti yönetmek ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını gözetmeyi, ona göre hareket etmeyi gerektirir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne de başlıkları arasında yer veren Akşener, yine erkeklerin hamasi nutuklarını dinledik dedi. İktidarın kadın cinayetlerinde verilen mücadele yetersizliğini eleştirdi. 2 gün önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Her sene olduğu gibi kadınlar olarak bu senede sözüm meclisten dışarı ama yine erkeklerin hamasi nutuklarını dinledik. Kadını insan yerine koymayanların aslında ne kadar kadınsever olduklarını dinledik. Nitekim tüm bunları geçen sene de dinlemiştik. Ama son bir yılda 304 kadının öldürüldüğü, her gün karakollarına yüzlerce şiddet şikayeti yapılan Türkiye'de görüyoruz ki maalesef değişen bir şey yok. Sayın Erdoğan, diyorsun ki
tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşuncaya kadar bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Madem öyle, o zaman altına imza koyduğun sözleşmeyi, yani İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacak, şiddet mağduru kadınları koruyacak önlemleri alacaksın. Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Sağlık Müdürü ve ilçe kaymakamlarıyla bir toplantı yaptığı toplantıda ordudaki pandemi durumu konuşuldu. Koronavirüs salgını ile mücadelede vaka sayılarının azaltılması için yoğun çaba sarf eden ve işi sıkı tutan Vali Tuncay Sonel, ilçe kaymakamları ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle sık sık bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyor. Bugün de ilçe kaymakamlarının video konferans yoluyla Vali Yardımcısı Bayram Gale, İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Fatih Aydın'ın katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, yürütülen çalışmaları, yapılması gereken çalışmaları ve alınması gereken tedbirleri ele aldı. Ağırlıklı olarak aşılama çalışmalarının ele alındığı toplantıda İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Fatih Aydın tarafından pandemi çalışmaları hakkında Vali Tuncay Sonel'e ve ilçe kaymakamlarına bilgilendirmelerde bulunuldu. De sahadaki gözlemlememiz aşı olan kişilerin hastaneye gelmediklerini, aşı olan kişilerin yoğun bakıma girmediklerini gördük. O yüzden biz 65 yaş hedef nüfusumuzun şu anda %72'sini aşıladık. Geri kalan %28'lik bölümü de inşallah hep beraber halledeceğimizi umut ediyorum. Pandemiyle en iyi mücadelenin silahının aşı olduğuna dikkat çeken Doktor Fatih Aydın, şu anda esas hedefimiz hedef yaş gruplarının bir an önce tamamının aşılanmasıdır dedi. Pandemiyle olan mücadelemizi bütün bu filyasyonlar, izolasyonlar, denetimler hepsi aşıya kadar insanlarımızı koruyabilmek içindi. Savunabilmek için. Ama şu anda elimizde çok güçlü bir silahımız var, aşılama ve biz artık bu silaha sahibiz ve devletimiz, hükümetimiz bizim için bu aşıyı temin etti, ücretsiz bir şekilde de bize sundu ve şu andaki esas hedefimiz hedef nüfusların, hedef yaş gruplarının bir an önce tamamının aşılanması ve ölümlerin bu şekilde önüne geçilmesini istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki aşılanan kişilerde ölüm oranları çok çok düşük. Biz hiç görmedik şu ana kadar aşılanan bir kişide ölüm vakası. Dolayısıyla aşılama bu açıdan bizim için çok hayati önemi haiz. Bir an önce de hedef yaş gruplarımızın, özellikle 60 yaş üstü riskli bireylerimizin aşılanmasını istiyoruz. MHRS üzerinden, internet üzerinden 182'yi arayarak vatandaşlarımız randevu almak suretiyle sağlık kurumlarımıza başvurabilirler. Gerek aile sağlığı merkezlerimizde, gerek hastanelerimizde aşı uygulama birimlerimiz var. Tüm vatandaşlarımız buralardan randevu alarak yararlanabilirler efendim. Aşı sırası gelip de aşısını yaptıramayan vatandaşlara bir çağrıda bulunan Vali Tuncay Sonel, ülkemizde bilim kurulunun önerisiyle Sağlık Bakanlığımızca belirlenen aşı takvimi devam ediyor. Koronavirüs ile mücadelenin en etkili yolu aşı yaptırmak olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış ve sahada da yansımaları görülmektedir. Biz bir vatandaşımızı dahi bu illet salgın yüzünden kaybetmek istemiyoruz. Her bir insanımız bizim için kıymetli ve değerlidir. Bu sebeple aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin 182'yi arayarak veya Sağlık Bakanlığı'nın MHRS sistemi üzerinden randevu alarak aşılarını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz. Kırsal kesimde yaşayan dede, ninelerimize de muhtarlarımız, imamlarımız, onların yakınları randevu almaları konusunda yardımcı olsunlar. Aşılanmayan tek bir vatandaşımız dahi kalmasın. Bu konu çok önemli şeklinde konuştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ilçeleri dinlemeye devam ediyor. Bu bağlamda Mesudiye Belediye Başkanı ve muhtarlar Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde misafir edildi. Korgan, Aybastı, Gölköy ve Ulubey ilçelerinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye ilçesini Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül'ün yanı sıra ilçede bulunan 70 mahalle muhtarı da toplantıya katıldı. Ağırlanan heyet tek tek söz alarak taleplerini Başkan Güler'le paylaşırken, Güler ise taleplere çözüm önerisi sunarak ilgili birimlere anında iletilmesini sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler gerçekleştirilen toplantıda Karadeniz-Akdeniz yolunun Mesudiye için önemine değindi. Bizi bağlayan Akdeniz-Karadeniz yolu. Buna sahip çıkın. Yani siz Ordu'ya normal yollarla bağlı değilsiniz. Aslında Akdeniz'e, Karadeniz'e bağlayan
hem Türkiye'nin en önde yolunu üzerindesiniz. Bunu saymıyorsunuz. Yani siz 8 saatte mesela 8 saatte oraya gelemem, 8 saatte üniversiteye gidiyorsunuz. Yani çok önemli bir şey. Ve aynı zamanda da 41 vilayetin ithalatı ihracatı çizimlerine geçiyor. Başkan Güler, yol ve su konusunda Mesudiye ilçesine yapılan yatırımları anlattı. 860 kilometre yol yaptık arkadaşlar. 5 senede yapılan şeyin 2 katı, 1,5 yılda yapıldı. Ve üstelik kendi asfalt plantimizde, kendi taş ocağımızda 95 tane de makine aldık, onlarla yaptık. Hem de ekonomik oldu. Şu andaki hedefimiz 1000 kilometre. Tabii Mesudiye'nin yol sorunu falan da büyük ölçüde kalmayacak. Başkan Güler yapılan yatırımların hayvancılıkta Mesudiye'nin merkez oluşturulması için adım olduğunu aktardı. Şimdi hayvancılığı zıplatmak istiyoruz bununla beraber. Yolla beraber, suyla beraber hayvancılık. Mesudiye'nin toprağı benim bildiğim 20 küsur vilayetten daha büyük. Yani evet. Tek başına. Hayvancılıkta yani Polonya gibi Venezuela gibi, Arjantin gibi bir zenginlik yapalım hep birlikte. Süt toplama altyapısı, Halep keçisi, 9 üreticiye dağıttık. Mesela ilçemizde manda dağıttım ben. Hiç olacak bir şey değil. Camış dağıttık. Bir de onun şeyini gölet de yaptık. Göletini yaptık. Mozzarella peynirden peynir var. Manda eti, manda sütünden yapılıyor. Bu İtalyanlar mozzarella'dan 20 milyar dolar para kazanıyor. Sadece İtalyanlar mozzarella peynirine bir daha söylüyorum 20 milyar dolar para kazanıyor. Biz ordular değil, Türkiye sadece ordu değil, bütün o Türkiye Düzce'ye kadar fındık yapıyor, 2 milyar dolar para kazanıyor. 4 milyon lira para harcadık size arkadaşlar. Mesudiye yol yapımı yatırımı için sunduğumuz 14 milyon 114 bin lira, 7 kilometre sıcak asfalt, 48 kilometre emizyon kaplama, 10 kilometre de beton yol yapıldı. Mesudiye heyeti adına konuşan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Mesudiye'de hayata geçirilen yatırımlara değindi. Büyükşehir yatırımlarıyla vatandaşların ilçeye geri dönüş yaptığını aktaran Gül, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlme Güler'e Mesudiye'ye olan destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Belki 100 kilometrenin üzerinde bir yol asfaltlaması gerçekleştireceğiz. Burada Darcabaşı, Pınarlı, Akpınar'dan tutun. İşte Faldaca grup yolu, işte Karacaolan grup yolu, özellikle grup yollarımız tamamen bitecek. Bu şekilde bir planlamayı biz Fen İşleri Daire Başkanlığımızla birlikte, eski ismi Ulaşım Daire Başkanlığı, ortaya koyduk. Yine bizim en büyük projelerimizden bir tanesi hayvancılıkla ilgiliydi. Şu anda sizlerin de desteğiyle hayvan bakım otelimiz gerçekten Türkiye'de ses getirdi. Şu anda full kapasiteyle çalışmaya devam ediyor. Biz yine ekim anlamında Allah razı olsun yine sizler büyükşehrimizden yaklaşık 35 ton yem bitkisi ve buğday, özellikle siyez buğday, yerli buğday anlamında destek verdiniz. Biz belediye olarak da kendimiz de alım yaptık, sizden de destek aldık ve yaklaşık 1000 dönüm arazi ekimi gerçekleştirdik. İnşallah bununla birlikte hem kendi hayvanımızın yem ihtiyacını görmüş olacağız, hem de ihtiyacı olan çiftçilerimize vermiş olacağız. Düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısı karşılıklı görüşlerin paylaşılmasının ardından sona erdi. Eski devlet bakanlarından Kürşat Tüzmen Ordu'ya gelmişti. Ordu'nun tanıtımı için bir program çekti 3 gün boyunca. Rehberi de oldukça sağlamdı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de eski devlet bakanına rehberlik yaptı, Ordu'yu anlattı. Ordu tanıtımları sırasında Belice Su Kumsalı'ndaki manyetik kum son derece dikkatini çekti her ikisinin de. O manyetik kumla ilgili bir de enteresan deney yaptılar. Ordu'da görünümü sebebiyle timsah kayası olarak adlandırılan ve doğal güzelliği bünyesinde barındıran Belice Su Kumsalı, manyetik kum özelliğiyle dikkat çekiyor. Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'le manyetik siyah kum üzerinde deney yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlme Güler, manyetik siyah kumu tedavilerde kullanmak istiyoruz dedi. Uyku değerleri de gayet iyi oluyor buradaki şeyin. Uyanın cüzdanı kaptırmayayım diye. Biz bunu aynı zamanda tedavide de kullanmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi deniz, manyetik kum, timsah adası ve Ordu. Ünye sahillerinin siyah altını manyetik kumun aynısını da
Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçesinin ortasında bulunan ve görünümü sebebiyle Timsah Kayası adıyla da bilinen Belice su kumsalında da rastlandı. Dünyanın sadece belirli bölgelerinde örnekleri olan ve Türkiye genelinde Karadeniz bölgesinde sadece Ordu'nun Ünye ve Perşembe arasındaki kumsallarda rastlanan manyetik siyah kum, içerisinde bulundurduğu mineraller ve bileşenlerin zenginliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Belice su kumsalında bulunan manyetik kumlar Global TV ekranlarında yayınlanan Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim programının çekimi için Ordu'ya gelen Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen'in de büyük ilgisini çekti. Burada sadece burnu gözüküyor gibi oluyor. Kafası gözüküyor ama diğer bir arkadaşımız yukarıdan onu çekecek. Şimdi o taraftan bizi gösterecek. Proje kapsamında Belice su kumsalını ziyaret eden Tüzmen, kendisine eşlik eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'le birlikte manyetik siyah kum üzerinde deney yaptı. Ama ondan evvel burada meşhur bir manyetik kum var. Bu manyetik kumu biz şöyle değerli izleyicilerimize bir anlatmak istiyoruz. Arkadaşlar burada yani buranın Ordu taşı toprağı altın bir yer. Şimdi baktığınız zaman bu manyetik kumu şu arkadaşta şöyle bir size bütün herkese anlatalım. Arkadaşlarımızın şurada. Tabii şunu şöyle yapalım. Evet. Şimdi temizleyelim. Şurada küçük bir mıknatıs var. Görüyorsunuz. Şimdi bu mıknatısla aşağı doğru bakıyoruz. Görüyorsunuz. Bu görüyorsunuz manyetik kum. Şu mıknatısla her zaman böyle bir şeyi görmeniz mümkün değil. Size tekrar gösteririm. Bu mıknatısla yaptığı deneyde kumlar elinde bulunan cisme yapıştığını gören Tüzmen bu özelliği test ederek manyetik siyah kuma hayran kaldı. Ki ıslak bir kum ama içinde bütün manyetik değerleri olduğu gibi var. Evet. Bakın yine şöyle koydum. Görüyorsunuz. Her şeyi çekti. Evet. Ne kanun tanıyorlar, ne yasa tanıyorlar. Herhalde güvendikleri bir yer var. Onu da bize açıklamıyorlar. Fas'taki altın maden ocağından bahsediyoruz. Ruhsatı yok, izni yok. Siyasilerin bu noktada tavrı net. Yarın akşam uzun uzun anlatacağım. Bu akşam zamanımız kısıtlı diye söylemiyorum. Ama adamlar buna rağmen ormanı ihaleye çıkartıp ağaç kesimine başlayabiliyorlar. Biz odun yapmak için bahçemizden ağaç kesemiyoruz. Ama adamlar 4-5 bin tane ağacı ruhsat izin olmadan ihale ettirip kesimine başlayabiliyorlar. Neyse ki Allah'tan Ordu valisi var. Tuncay Soner müdahale etti. Ağaç kesimlerini durdurdu. Mahkeme sonuçlarına kadar kesimde yapılamayacak. Fatsa ile ilgili derlediğimiz haberi şimdi kısaca vereceğiz. Çok uzun bir haberdi aslında. Biraz kısaltmak zorunda kaldık. Yarın akşam enine boyuna bu haberi tekrar ekranlarınıza getireceğiz efendim. 27 Ocak 2021 tarihinde ÇED süresi biten ancak hala faaliyetlerine devam eden altın madeni firmasının maden bölgesinde bulunan ormanlık alanda ağaçlar mühürlenmişti. Bugün itibariyle firma çalışanları tarafından ağaç kesme çalışmaları başladı. Alandaki ağaçların kesildiğini gören bölge halkı durumu müdahale etmek için bölgeye akın etti. Burada yapılan ağaç kesme işlemi vatandaşların ısrarı üzerine durduruldu. Sabah kalktığımda bir motor sesi duyduk. Komşularla bile, komşunun birisi bana telefon etti. Hemen buraya geldim. Avukatımızı aradık. Ve gördüğünüz gibi burada, gördüğünüz gibi ormanları nasıl kestiğini görüyoruz burada. Biz bu köyde Orfa ile Türkiye'de değişik galiba. Orfa'da bir ağaç kesmek bir insanı öldürmekten aynı suç cezayı alıyor. Bu köyde ağaç kalmadı. Yani 100 dönümden fazla, 200, 300, 500, 1000 dönümden fazla arazi kesildi. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bizim köyün sahibi Allah. Allah'tan başka sahibimiz yok bizim. Yapılan ağaç kesme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Hukuki İşler Sorumlusu Avukat Nur Hilal Gündüz, Giresun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından maden sahasının yanındaki ormanlık alanda ağaçların kesilmesi için ihale yapıldığını belirtti. Ormanlık alanın eski ve yeni ÇED alanının sınırları içerisinde olduğunu söyledi. Burası Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı, ağaç satış ihalesine. Madenin genişleme alanı içerisinde bulunuyor. Yeni ÇED başvuruları yaptığı alanın ve aynı zamanda bir kısmı da eski ÇED alanı içinde bulunuyor. İki tane ihale yapılmıştı bundan 3 hafta önce.
Nurhilal Gündüz ihaleden sonra yürütmeyi durdurma kararı almak için mahkemeye başvurduklarını ifade etti ve mahkeme sürecinin devam etmesine rağmen alanda ağaç kesim işlemlerinin başlatıldığını vurguladı. Biz bu ihaleyle ilgili hemen Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurduk ve Ordu İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma talep ettik. Ve acele işlerden bu işler, orman işleri, hemen idare mahkemesinde acele görünen işlerden iki ihalenin hem iptalini istedik. Henüz idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bunun reddini de vermedi, kabulünü de vermedi ama şu an incelemede, beklemedeyiz. Mahkeme süreci devam ediyor. Bu süreç devam ederken bugün sabah burada kesim başlamış. Biz avukatlar olarak buraya geldik. Bütün köylüler buraya geldi. Fas halkı buraya geldi. İnsanlar burada yavaş yavaş birikmeye başladı. Bu ağaçların kesilmesini önlemek için. Fas ilçesi siyasi parti başkanları da altın madeni alanında ağaç kesimin durdurulması için halkın yanındaydı. Alana gelen İyi Parti Fas ilçe başkanı Eda Doruk Çivici, Cumhuriyet Halk Partisi Fas ilçe başkanı Murat İnanlı ve Saadet Partisi Fas ilçe başkan yardımcısı Abdullah İstikbal yapılan çalışmaların hukuka aykırı olduğunu söyleyerek ağaç kesim işleminin sonlandırılması için mücadele edeceklerini belirttiler. Burada gördüğünüz üzere bugün yine bir doğa katliamıyla karşı karşıyayız. Maden şirketinin henüz ÇED raporu almadan Orman Müdürlüğü ile ihale açarak kendi şirketlerini, kendi ayrı haricen bir şirketlerini ağaç ihalesine soktuğunu biliyoruz. Bu ihaleye karşı dava açıldı, yürütmenin durdurulması talep edildi. Ancak halen yargı önündedir. Yürütmenin durdurulması kararı verilmeden bu ağaçların burada kesilmesi geri dönülemez sonuçlar öngörecektir. Bu sebeple de bugün burada bulunuyoruz ve ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Bakın burada İyi Parti ilçe başkanım, Saadet Partisi ilçe başkan yardımcım, hep beraber çevre derneklerin başkanları, köylüler hep birlikte buradayız. Burada biraz önce de bahsettiğim gibi kanunsuz, hukuksuz bir süreç işlemekte. Maden şirketinin izin yetki belgesi geçen yıl itibariyle bitmiş bulunuyor. 2020 itibariyle bitmiş bulunuyor ve şu an hukuksuz bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz yer Bahçeler Köyü. Şirketin ruhsatı bittiği halde daha sonra maden aramak üzere ağaçları kestiriyor ve kanunsuz bir işlem yaptı. Çok açık ve net. Eğer kanunlar herkes için geçerliyse, kanunlara saygımız varsa, hukuka saygımız varsa bu şirket için de bu kanunların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti başkanları Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran'la alanda yapılan çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada bölgede yapılan ağaç kesme çalışması mevcut dava sonuçlanana kadar durdurulacak denildi. Halkımızın bugünkü ağaç kesimiyle ilgili olan hassasiyetini Sayın Kaymakamımıza bildirdik ve bu konuda valilik nezdinde de görüşmelerin yapıldığını biliyoruz. Ve eminim ki bu ricamız, istirhamımız en azından bu ağaç kesimi mevcut dava devam edene kadar son bulacak. Adı Safiye Otur, Hürriyet Mahallesi'nde oturuyor. 71 yaşında, görme engelli ve şeker hastası. Safiye teyzemizin bir problemi vardı. 50 yıldır evine kadar ulaşacak bir yol istiyordu. Bir türlü çözülememişti. Aşkın Tren'e sesini duyurdu. Altınordu Belediyesi Safiye teyzenin sorununu hemen çözdü. Yaşadığı yol sorunu ile ilgili talebini Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e ileten Safiye teyze şimdi yarım asırlık bir mutluluk yaşıyor. Yıllardır hastalarını ve yüklerini sırtlarında taşıyan Otur ailesinin de artık yüzü gülüyor. Yol sorununun yaşadığı sağlık problemleriyle birlikte büyük bir çileye dönüştüğünü anlatan Safiye Otur, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti. Oradan kendim bir işe gidemiyorum. Yol yok. Yolum yok. Buradan havlulardan yukarı çıkıyorum. Oradan köylüsün, odun getiriyen, buralardan aşağı yiyecek. Araba da buraya yakın kaldı. Yukarıda kalıyordu. Oradan yiyeceğini alıp buraya getiriyorum. Şimdi yol kapıya geldi. Aşkın Tren'e çok
Teşekkür ederim yol getirdiği için. Mahalle muhtarı Selami Gür, Altınordu Belediyesi'nin Hürriyet Mahallesi'nde önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Selami Gür, Hürriyet Mahalle Muhtarı. Burada bir mağdur vatandaşımız işte, engelli, şeker hastası kendisi, kör. Yola ize inemiyordu. Biz bu durumu Aşkın Başkanımıza ilettik. Aşkın Başkanımızdan Allah razı olsun, her derdimize, her çıkmazımıza koşuyor canla başla. Allah razı olsun bize makinemizi verdi. Vatandaşın yolunu yaptık, yapıyoruz işte, bitmek üzere şu an. Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Hürriyet Mahallesi'nde 50 yıl aradan sonra yapılan yol duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Eskilerdir çok zahmet çektik. Yükümüzü, işte suyumuzu, her şeyimizi elimizle getirdik. Yolumuz geldi. Allah razı olsun Aşkın Tören'den, Allah razı olsun ekibinden. Burada da önce hiç yol yoktu. Bütün her şeyi sırtımızda elimizle çıkarıyorduk. Şu anda yolumuz geldi, çok güzel. Aşkın Bey'e çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Hastalarını yaklaşık 50 yıldır sırtlarında taşıdıklarını söyleyen 74 yaşındaki Hicabi Otur, 50 yıldır yapılmayan yol için umudunu kesmişti ki ekipleri karşısında görünce büyük bir sevinç yaşadı. O da kendilerine bu sevinci yaşatan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e ve ekibine teşekkür etti. Yola sırtımızda götürüyorduk. Çok şükür Allah'a şu anda yolumuz yapıldı. Yolumuz bitme üzere. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'den Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e, muhtarımız Selami Gür'e ve belediye gelen personel arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Kadın istihdamında Ordu Türkiye'de 5. Karadeniz'de 2. büyük il. Son dönemde özellikle bu alanda çalışmalarıyla dikkat çeken Fasa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş'ın kadın istihdamına yönelik önemli açıklamaları var. Fasa'nın bu noktada ile çok büyük katkısının olduğunu iddia etti Sayın Tayfun Karataş. 2020 yılı en yüksek kadın istihdam oranı en yüksek olan iller Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşıldı. İller arasında açıklanan oranlara göre Karadeniz ilkler arasında yerini aldı. En yüksek kadın istihdam oranı %38,6 ile Trabzon birinci olurken ikinci sırada Ordu yer alıyor. Kadın istihdamına yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Fasa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Karadeniz bölgesinde kadın istihdamında ikinci sırada yer alan Ordu'ya en büyük katkı sağlayan organize sanayi bölgesi olduğunu savunan Karataş, hedeflerinin birincilik olduğunu vurguladı. Tabii şimdi açıkçası ikinci olması Ordu'nun baktığınızda güzel bir başarı bir gözükmekteyse aslına bakarsanız bence biz Ordu olarak birinciliği hedef almalıyız. Çünkü toplumun yarısının kadın olduğu bir yerde kadınlarımızı daha fazla iş dünyasında görmek istiyoruz. Ve kısa vadede açıkçası hedefimizin birincilik olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu alanda çalışmalara var olmamız gerektiğine inanıyorum. Bünyesinde barındırdığı çalışanların %80'inin kadın olduğunu söyleyen Tayfun Karataş, bu başarıda büyük pay sahibinin Fasa Sanayi Bölgesi ve Fasalı iş adamlarının olduğunu belirtti. Tabii özellikle baktığımızda ikinci olmasının sebepler arasında bence Fatsa bu noktada çok daha öne çıkmaktadır. Çünkü biliyorsunuz malum organize sanayi bölgemizde de çok ciddi bir yoğun istihdam yaşıyoruz. Kaldı ki metrekareye düşen istihdam oranı olarak da Türkiye'de ilk 5'in arasındayız. Haliyle çalışan insanlarımızın %80'i bayandan oluşuyor. Biz de bu bağlamda yaklaşık 5700'ün civarındaki çalışan sayımızın 4000'i bayan. Dolayısıyla bu bence başarıda en büyük pay sahiplerinden biri de Fatsa'dı. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi ve Fatsa'daki iş adamlarıdır. Karataş, 500 kadına iş olanağı sağladıklarını ve Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında kadınlara yönelik iş imkanlarının yıl sonuna kadar hizmete açılacağını ifade etti ve kadın istihdam sayısının 7500'e kadar ulaşacağını belirtti. Bu sayının önümüzdeki günlerde daha çok artacağını düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 8 tane fabrikamızın özellikle organize sanayi bölgesi çatısı altında açılacağını, bu yıl sonuna kadar hizmete gireceğini düşündüğümüzde ve 7500'e ulaşacak olan istihdamımızı da ele aldığımızda ben bu sayının çok daha artacağını, kadın istihdamının Ordu ilinde çok daha artacağını düşünüyorum. O yüzden hedefimizin bence birincilik olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü dediğim gibi kadınlarımız bizim için önemli, kadınlarımız bizim için değerli. Kadının bir evde bir kadının çalışması her manada o evdeki mutluluğunda, huzurunda, kazancının artmasına sebep oluyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Atilla Şahin parti binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gündeminde Fındık'taki don vardı. İlimizde son bir hafta içerisinde ciddi don olayları oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Avukat Atilla Şahin, Ordu CHP İl Başkanlığı binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Şahin'in gündeminde son dönemlerde bölgemizde Fındık'ta yaşanan zirai don olayı vardı. Başkan Şahin son haftalarda yaşanan kar yağışıyla birlikte Fındık'ta yaşanan don hadisesine dikkat çekti. Fındığın fiyatını bir kenara bıraksınlar, ilimizde son bir hafta içerisinde Fındık'ta ciddi don hasarları var diyerek tepki gösterdi. Fındığın fiyatlarını bir kenara bıraksınlar, ilimizde son bir hafta içerisinde ciddi don olayları oldu. 150 metre ile toplam 700 metre arasındaki bütün alanlarda %50'den başlayarak %90'ın üzerine çıkan bazı yerlerde %100'e varan don hasarları var. Cuma günü -4'e kadar düşeceği söyleniyor ve önümüzdeki hafta çok ciddi don olaylarının olabileceği söyleniyor. Üreticimiz perişan olmuş durumda. Don olaylarının doğal afet olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Şahin, hükümetin bu konuda üreticinin yanında olması gerektiğini söyledi. Yani bugün hükümet edenlerin yapması gereken en önemli şey şudur. Bu bir doğal afettir. Afet kapsamında olan bütün olaylara, bölgemizin artık zaten pandemi süresinde iyice ekonomik olarak zorluğa düşmüş Fındık üreticimizin yanında olduklarını bir şekilde göstermeliler. Şahin, Fındık'ta yaşanan don hadisesinde zarara uğrayan çiftçilerin kayıplarının sigorta şartı aranmaksızın Tarsim aracılığıyla ödenmesini istedi. Don olayları nedeniyle, don nedeniyle meydana gelen hasarın hemen hızlı bir şekilde Tarsim aracılığıyla ödenmesini, birçok yerde sigorta yaptıramamış vatandaşlarımızın, çünkü biliyorsunuz Tarsim'de sigorta yaptırmak da ciddi maliyetleri gerektiren bir durum. Bu pandemi süresi içerisinde zaten ekonomik zorlukta olan ve sigorta yaptıramayan üreticilerimizin de afet kapsamına alınarak en azından bir nebze olsun hasarlarının karşılanmasını hükümet edenlerden talep ediyoruz. Üreticimizin yanında olmaları gerektiğini bir kere daha buradan ifade ediyoruz. AKP İl Başkanı fındık fiyatlarıyla ilgileneceğine üreticinin ürün kaybının karşılanması hususunda bir takım destek açıklamaları yapmalıdır diyoruz. Ben ıslandım ya. Fındık'ta yaşanan donla ilgili Yüksek Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy da bir açıklama yaptı. Eğer böyle giderse önümüzdeki dönemde çikolataya koyacak fındık bulamayacak firmalar dedi. Maliyetleri de düşündüğümüzde ilaç maliyetleri, gübre girdi maliyetleri hepsi %50'ye yakın artmışken sadece fındığın kendisinin yani üretenin ürettiği ürünün fiyatı geri gelmesi üreticileri rahatsız etmiştir. Ve şu an kesinlikle üreticilerimiz, bizler de bir kampanya yapmıştık kırıp kavurup yiyoruz diye, genel olarak ordulu üreticilerimiz veya dünya geneli diyelim yayıldı. Şu an hiçbir üreticimiz yani sektöre fındık vermiyor. Geçtiğimiz haftalarda Ordu'nun birçok kesiminde yaşanan dondurucu soğukların ardından özellikle 100 ile 600 rakımlı bölgelerde fındıkta %100'lere varan donmalar meydana geldi. Fındıkta oluşan bu hasarın serbest piyasalara yansımaması ve fındığın halen 21 TL seviyelerinde olması üreticileri şaşkına çevirdi. Yüksek Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, fındık fiyatlarının serbest piyasada 22 TL seviyesinde olmasına ilişkin eleştirilerde bulundu. 2021'in Mart ayındayız. 1 kilo fındığın fiyatı şu an 22 bantlarında. Geçen yıl rekolte daha fazlaydı. Üretici 27 liralara kadar fındık sattı ama şu an tabela 22 liralarda. Dolar kuru yukarı zıplarken tek fındığın fiyatı aşağıya geldi. Bu biz üreticileri gerçekten çok derinden yaraladı, çok üzdü. Dalga geçer gibi. Tüm ürünler katlı katına artarken sadece fındığın fiyatının geri gelmesi gerçekten bizleri çok rahatsız etti. Haluk Şensoy meydana gelen don olaylarından sonra tutulan raporlar sonrası 2021 yılı fındık rekolte sayısının düşük olacağına işaret ederken tabelalarda hala 22 TL rakamlarının olmasının üreticiye zulüm olduğunu değerlendirdi. Coğrafyamızda ihbarlara giden Tarsim mühendislerimizin raporlarında
Yani yüksek rakımlarda özellikle işte İkizce'miz zaten basından medyadan takip ediyoruz. %96 %100'lere varan hasarlar tespit edilmişken ve 2021 yılının rekoltesi de çok düşük olacağı belliyken halen tabelada 22'li rakamların olması üreticiye zulümdür, dalga geçmektir, alay etmektir. Şensoy, üreticinin şu anki etapta elinde kalan son ürünü sektöre teslim etmeyeceğini vurgularken çikolata sektörünün de çikolataya koymaya fındık bulamayacağını iddia etti. Bu yıl hiç olmadığı kadar üreticimiz fındığını elinde tutmayı başarabildi. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bir çikolata piyasasını domine etmektedir. Fındık tek başına, çikolata içerisinde fındık görmeyince Avrupalı zaten fındık da yememektedir. Bunlar bilimsel gerçeklerdir. Bu bağlamda eğer benim Türk fındık üreticim elindeki fındığı vermedikten sonra, yeterli parayı tabelada görmedikten sonra fındığı sektöre teslim etmeyecektir. Elinde tutmaya devam edecektir ve çikolatanın içerisine bu sektör ne koyup da bu dünyaya yedirecektir. Bu da büyük bir muammadır. Zulmetmeyin. Benim üreticim sana fındık vermedikten sonra bunun ticaretini yapamazsın. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, arıcıları bahar bakımı konusunda uyardı. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Mart ayı ile birlikte arıcıların bahar bakımlarını başladığını belirtti. Ordu'daki arıcıların önemli oranının gezginci olduğunu ifade eden çiftçi, binlerce üreticinin bakım için arılıklarına gittiğini ve buralarda bakım yaptığını aktardı. Yani biz elimizden gelen arıcılarımızın tamamı profesyonel arıcı, elinden gelen gayreti gösterip arılarını en iyi şekilde sezona hazırlamaya çalışıyorlar şu anda. Evet, yani ilkbahar bakımı artık başladı. Yani en iyi şekilde arılarını işte sezona hazırlayıp yani işte hak ettikleri kazancı elde etmek için mücadele ediyorlar. Çiftçi, arıcıların arılarını sezon hazırlama telaşında olduğunu işaret etti. Tabii ki şimdi hastalıklarla ilgili işte kontrollerini yapıyorlar. İşte varroa mücadelesini yapıyorlar. Bahar beslemesi için artık yani arılarımızı biz işte 10. aydan itibaren bu sene çam sezonunda olmamıştı. 10. aydan itibaren kış hazırlığını yapmıştık zaten 10. 11. aylarda. Şu an gelinen süreçte de bundan sonra artık bahar beslemesi, işte şuruplama, kekleme, ilaçlaması bunların hepsini yapıp sezona hazırlayacaklar. Yani ilaçlamasını falan yapıp, varroa mücadelesini yapıp yani beslemelere dikkat ederlerse tabii ki iyi olur. Ama tabii ki burada bizim için en büyük engel de zirai ilaçlar. Bölgede zirai ilaçların arı sağlığını olumsuz etkilediğini işaret eden çiftçi, çiftçilerden ilaçlama konusunda hassas davranmalarını istedi. Yani zirai ilaçlar şu anda mesela işte bizim Mersin, Antalya yöresinde, Aydın yöresinde bölge bölge sıkıntılarımız var. Zirai ilaçlarla gerçekten biz sürekli il müdürlüklerimize yazı yazıyoruz. Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunuyoruz ama tabii ki yani insanlar yine gidip şu anda işte zirai ot ilaçlarına başladılar. Akın Çiftçi, Ordu'da aktif arıcılık yapan üretici sayısının ise 2600 olduğunu ve bu üreticilere ait yaklaşık 600 bin kovan bulunduğunu sözlerine ekledi. Tabii elimizde yaklaşık 2600 civarında aktif arıcı, 600 bin kovanla 600 bin kovanımız var. Son kovan başı destek ödemelerinde tarım il ilçe müdürlüklerimiz farklı bölgelerde arılarımızın tespitlerini yapıyor. 600 bin civarında bizim arıcımız var. Bu da Türkiye'de ikinci sıradayız kovan koloni bakımından. Son günlerde sosyal medyada sık sık karşılaşıyorsunuz. Maalesef intihar olayları fazlalaştı. Biz bu haberleri hiç vermiyoruz normalde. Vermemeye de özen gösteriyoruz. Ancak bunun nedenlerini sorgulamak istedik. Yani bu bir çözüm değil. Bu bir kaçış belki ama niye toplumda bu kadar üst üste vakalar çoğaldı? Bu durumu da psikolog Ecem Altay'a sorduk. Bakın ne cevaplar aldık. Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok problemlerin beraberinde geldiği bu dönemde gerek ekonomik kriz gerekse eve kapalı kalmak vatandaşlarla birlikte son dönemlerde intihar vakaları artmaya devam ediyor. Peki insanları intihara sürükleyen neden nedir? İnsanlar neden son çözüm olan intiharı seçiyor? Ekonomik sebepler ve özellikle şu an günümüzde de işin içine alırsak pandeminin etkisiyle birlikte insanlar sosyalleşemiyorlar. Ve bunun
bu sosyalleşememenin getirdiği bir isteksizlik, bir çaresizlik ve bir umutsuzluk durumu var. İntiharın bulaşıcı bir düşünce olduğunu söyleyen psikolog Ecem Altay, psikolojik destek alınması gerektiğini söyledi. Hemen ivedilikle bir şekilde psikiyatrise yani gitmesi gerekiyor, bir psikolojik destek alması gerekiyor. Çünkü İlimizin birçok ilçesinde özellikle yaz aylarında su sıkıntıları devam ediyor. Onlardan bir tanesi de Kabadüzü. Büyükşehir'in bu bağlamda çalışmaları var ancak henüz yeterli seviyeye gelemedi. Önümüzdeki dönem inşallah bu sıkıntılar giderilir. Kabadüzü de bu ilçelerden bir tanesiydi. Kabadüzü'yle ilgili müjdeyi de AK Parti Ordu Milletvekili Sayın Metin Gündoğdu verdi. Kabadüzü ilçesinin en büyük sorunu olan su sıkıntısı gideriliyor. İlçeye yapılması planlanan gölet projesiyle Kabadüzü vatandaşlar artık susuz kalmayacak. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kabadüzü vatandaşlara müjdeyi verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından gölet projesi için imzanın atıldığını söyledi. İlimizin eksikliklerini tamamlamaya devam ediyoruz. Şimdi de Ordu Kabadüzü ilçemizin gölet projesinin ihalesiyle ilgili müjdeli haberi Ordu Kabadüzü hemşehrilerimize iletiyoruz. Kabadüzü ilçemizin su problemini ortadan kaldıracak olan gölet projemizi Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin bize gönderdiği mesajla en kısa zamanda ihalesinin yapılacağını, imzaların atıldığının bilgisi bize iletildi. Biz de Ordulu hemşehrilerimize, Kabadüzü hemşehrilerimize bunu iletiyoruz. Kabadüz'e yapılacak olan gölet sayesinde ilçede uzun zamandır yaşanan su problemi de ortadan kalkmış olacak. İnşallah Ordu Kabadüz ilçemizin su problemini ortadan kaldıracağız ve yıllara sahip en az 40 yıllık problemi, su problemi Kabadüz'ün gündemden kalkmış olacak. Ordu Kabadüz ilçemize su gölet projesi hayırlı uğurlu olsun. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kabadüz'e yapılacak olan gölet projesini imzalayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye de bu projeyi atmış olduğu imzadan dolayı teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Uzunca bir süredir pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitim maalesef verilemiyor. Dolayısıyla eğitimler uzaktan yapılıyor. Bazı kesimler var, bazı dezavantajlı kesimler var. Onların interneti ya da tabletleri evlerinde bulunmadığı için maalesef eğitim öğretim hayatları aksıyordu. Bununla ilgili Gençlik Merkezi bir düzenleme yaptı. Altınordu'da, Fas'ta ve Ünye'de 3 tane gençlik merkezi kuruldu ve o merkezlerde öğrencilerin derslere erişimi sağlandı. Dolayısıyla önemli de bir hizmet yerine getirilmiş oldu. Yapılan bu hizmetle ilgili Gençlik Merkezi gençlik lideri Olcay Yetkin açıklamalar yaptı. Pandemi sürecinde eğitim öğretimin aksamasıyla sıkıntıya düşen öğrencilerin imdadına Ordu Gençlik Merkezi yetişti. Ordu Gençlik Merkezi evde interneti olmadığı için EBA ve diğer ders programlarına giriş yapamayan dezavantajlı çocuklara ders konusunda geri kalmamaları için destek oluyor. Öncelikle pandemi süreciyle böyle bir sürece başladık biz. Pandemiden sonra dezavantajlı gençlerimizin, internet imkanı olmayan gençlerimizin okul özellikle, okul öncelikli yani EBA öncelikli geri kalmamaları için, okul hayatını devam ettirebilmeleri için böyle bir imkanı devletimizin vesilesiyle sunmak istedik. Yani pandemi süreciyle başladık. Dezavantajlı gençlerimiz kimi zaman köylerden dahi gelenler oldu buraya ilk zamanlar özellikle. İnternete ulaşımında sıkıntı çeken gençlerimizin hizmetine sunduk. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bulunan gençlik merkezlerine yoğun ilgi gösteren öğrenciler böylelikle derslerinden geri kalmamış oluyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nın tüm gençlik merkezinde böyle bir imkan var zaten. Orada da 3 tane gençlik merkezimiz var. Ordu Gençlik Merkezi burası, Fatsa ve Ünye'de de var. Aynı şekilde EBA hizmetleri oralarda da devam ediyor. Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri olarak görev yapan Olcay Yetkin, gençlerimizi her türlü dezenfektan ve hijyen kurallarına göre ağırlıyoruz şeklinde konuştu. Biz gençlerimizi burada ağırlıyoruz. Her türlü dezenfektan ve temizlik hijyen kurallarına göre ağırlıyoruz. Giriş konusunda, EBA konusunda sıkıntı çekenler de oluyordu. Onlara da yardımcı olduk. Gençlik Spor Bakanlığımızın güvenli internetiyle beraber hizmetimiz devam ediyor.
Bu haberle bültenin sonuna geldik. Kandilinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Sizi Ordu İl Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu programla baş başa bırakıyorum efendim. Hoşçakalın.